Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyon güçlerinin IŞİD dahil olmak üzere YPG-PYD terör örgütlerine destek verdiğini söylemişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, bu gülünç dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu gülünç, hepinizin de görebileceği gibi doğruluk temelinden yoksun. Bizim koalisyon içindeki, Kuzey Suriye'deki, Irak'taki eylemlerimize bakanlar bizim %100 DAEŞ'i yenip yok etmekten başka bir çabamız olduğunu söyleyemez ifadelerini kullandı Toner. Gazeteciler Toner'ı epey terletti aslında Mehtap. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah desteği verip vermedikleri gündeme geldi. Taktiksel destek verdiklerini söyledi Toner ve Washington'un bu konuda şeffaf davranını savundu. Tek ve ortak amacımız DAEŞ'i yenmek, Suriye demokratik güçleri. Daha önceleri de söylediğimiz gibi DAEŞ'e karşı etkili mücadele edebilen güçler. Onlara taktik desteğimiz sürecek. Yine daha önce de çok kez söylediğimiz gibi YPG'ye asla silah vermedik. Suriye demokratik güçleri içindeki Arap elementlere, unsurlara mühimmat ve malzeme sağladık. Burada açık olalım, Türkiye'de terör kampanyasını sürdüren PKK'ya silah sağlayan her gruba da karşıyız dedi. Çok net konuştu Mark Toner. Bir diğer dikkat çekici soru da bizim müttefikimiz YPG'ye saldırırsanız biz de size elbapta destek vermeyiz mesajımı vermek istiyorsunuz diye soruldu Amerika-Türkiye arasında. Dışişleri Sözcüsü bu soruya da hayır, hiç öyle bir izlenip yaratmak istemiyorum. Türkiye NATO müttefiki ve DAEŞ'e karşı koalisyonla güçlü bir ortak. Kesinlikle öyle bir mesaj verdiğimiz izlenimi yaratmak istemeyiz yanıtını verdi Mark Toner. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatıyla operasyonu ile ilgili de Ankara'yla yakın iletişimde olduklarını söylemekle yetindi. Son olarak Sincar'la ilgili açıklamasını da verelim Toner'ın. Dışişleri Sözcüsü, Amerika'nın terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmaması gerektiğini söyledi. PKK'nın oradaki varlığını uzlaşmanın önünde ana engel oluyor olarak görüyoruz dedi.